yayınımız Kadıköy Belediyesi yeniden kullanım pazarının üçüncüsünde. Sibel Karagön. Geri dönüşüm için getirdim çünkü çocuklar çok az giyiyorlar kıyafetleri. Bazıları hiç giyilmemiş bile oluyor. Hatta pandemi döneminde hiç dışarı bile çıkılmadı diyebilirim. Çok temiz kıyafetler kaldı son birkaç yılda. Hiç giyilmemişler bile var içinde. Hani ben de giyilmiş kıyafet giydiriyorum çocuklarıma. Değerlendiriyorum yani. Böyle bir yere başvurdum. Bana da çıktı kurada. Değerlendirsin istedim insanlarda. Uygun fiyata, işlerine yararsa vereceğim. Çocuk kıyafetlerini 50 liradan falan veriyorum. Ben elbiselere bile 50 lira, 60 lira, 70 lira dedim ama yine de orada yardımcı olabiliyorum yani. Maksat iş görülsün. Bu tekstil ürünleri üretilirken de bir sürü şey, çevremiz kirleniyor değil mi? Hani maksat bunu elden ele kullanıp en azından bir kısmı birkaç kişi kullanabilir diye düşünüyorum. Özellikle çocuk kıyafetlerinde öyle değil mi? Çok temiz kalıyor. Yani ben daha çok çevreyi düşünerek böyle hareket etmek istedim. Çocuk elbisesi, yetişkin ceketi, burada etekler var, çanta var, hırka var mesela hiç kullanılmadı burada. Sıfır. İlk defa böyle bir şeye denk geldim. 4 sene Kadıköy'de okudum ama ilk defa böyle bir şeye denk geldim. Böyle bir gezelim bakalım dedik. Şunu buldum, aldım. 100 liraya. Çok da memnunum, gayet güzeldi. Bir de bunu deniyorum, olursa bir de bunu alacağım. Etek üstüne. 30 liraymış. Gayet iyi. Geçenlerde almıştım bir bluz 265 lira. Onu nazaran gayet iyi. Gayet temiz giymiş, temiz bir ikinci. Çok da güzel yani ekonomi öyle bir yere gitti ki bir bluza 265 lira vermek nerede? Şöyle güzel bir şey 30 lira vermek nerede? O yüzden bu tarz pazarların her ilçede yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Kızımın eşyaları. Kızımın küçülmüş kıyafetleri. Enflasyon yüzünden her şey yani %500 arttığı için herkesin kullanabileceği ve çocuklar çabuk büyüdüğü için çok sağlam ve düzgün temiz şeyleri ben de bir yararı olarak kullanmak istiyorum. Buradan kazandığımla birilerine yardım etmek istiyorum. Yani 100 ile 250 arasında montlar var 250'ye. Elimde sattığım ürünleri bir öğrenciye vereceğim. Üniversite öğrencisine burs olarak vereceğim. Geri dönüşüm konusunda evimizde zaten çöple ilgili geri dönüşüm yapıyoruz. Kıyafet biz de kullanılmış kıyafetler alıyoruz. Dünyanın bu son durumunda esasında geri dönüşüm çok daha önemli. Kullanılmış kıyafetler alınabilir. Dünyada zaten çok rağbet gören bir şey bu. Türkiye'de daha yeni başlıyor. Belediyeyi tebrik ediyorum böyle bir girişimde bulunduğu için. Senden daha güzel, daha güzel. Lütfen halk ilişkiler görevlisi arkadaşlarınıza ulaşırsanız yaka kartlarınızı. 11 itibariyle artık araç girişi yapılmayacaktır. Zaten sadece 11'e kadar yerleşmiş.